İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Anlatarla sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Fikret Bey, siz de hoş Hoş geldiniz. bulduk Adnan. Fikret'in montu dikkatini çekti mi? Evet. Yaklaştır. Yaklaştır. Görüyor musunuz renkleri? Timsah derisi gibi. Sanki mi? Anlamayın, sizin bulunduğunuz ortamda bütün heybet, bütün karizma, bütün kalite sizde tecelli ediyor. Bizde de ondan bir parçası sizin bulunduğunuz ortamın bereketiyle yansıyorsa ne mutlu bize. Çok tedirgin. Yayından önce konuşsanız olur mu dedi, yok dedim. Yayında konuşacağım dedim. Bayağı yani rica etti yayından önce konuşsan. Ayakkabıları görelim. Fikret'in ayakkabıları göster. Fazla da bakmayın yani. Görüyor musun? Dehşet olay yani. Maşallah üstlerinizde. Montta her hayvandan şey var. Timsah, yılan. Aklına ne gelir? Ana mesin ceketiniz de pırıl pırıl parlıyor ve rengi, kumaş kalitesi olsun. Ne varmış ya? Renk uyumu olsun, her şey muhteşem. Ayakkabılar da harika. Yok canım, bir şey yok ya ayakkabılar. Aynen ya, ayakkabı ne var ya? Ayakkabı. Hakiki. Yani evet. Ceketle ne dikkatini çekti de söyledin? Ceket bir kere İpek olduğu çok bariz, en kaliteli ipekten olduğu çok belli oluyor. Benim de dikkatimi çekti. Ve tespihli olan uyumu şahane. Evet, tespih hakikaten güzel. Taş olması şahane. Maşallah. Maşallah. Evet. Bir şeyler söyleyin. Şehitlerimiz var yine bugün Adnan Bey. Mardin'in Musaybin ve Şırnak'ta 3 askerimiz, 2 polisimiz şehit oldu. 10 askerimiz de yaralandı. Şehitlerimizin kimlikleri ve resimleri henüz açıklanmadı. Benim aslanlarıma helal olsun. Allah o güzel makamlarını bize de nasip etsin. Onur duyuyoruz onlara, şeref duyuyoruz. Ne mutlu onlara. Biz bu yarım dünyada devam ediyoruz. Cenab-ı Allah onları yanına almış. Mutluluk, güzellik, esenlik onların üzerine. Maşallah. Musevilerin sözlü geleneklerinde Moşiyah Mehdi'den hikmetle gerçeğin kokusunu alabilen kimse, koku duyusu gelişmiş kimse olarak bahsediliyor. Koku duyusu gelişmiş kimse olarak bahsediliyor. Bu üst düzey hanların bildiği bir sözlü gelenek. Kendisinin Mesih Moşiya olduğunu iddia eden bir insan ortaya çıkmış. Sanhedrin toplanmış. Bu kişiye hahamlar soru sormuşlar. Söyle bakalım, olacakların kokusunu alabiliyor musun diyorlar. O da ben pek koku almam diyor. O zaman adamın yalan söylediğine kâne oluyorlar. Ve adamı uzaklaştırıyorlar. Musa diyor ki o size gerçeğin kokusunu aldığını söyleyecek diyor. Moşiyah için. Gerçeğin kokusunu aldığını söyleyecek diyor. Buraya bir Ham Hollander gelmişti. Ben ona dedim, ben bu bildiğin haberim yok. İlk defa öğreniyorum. Yani bu yeni İngilizce bir kaynaktan öğrendik. Ben dedim Moşiyah'ın kokusunu alıyorum dedim.
O dedi ki benim burnum pek koku almaz dedi. Ama görüyorum ve duyuyorum dedi. Koku alma demek ki kaderde söylenecek bir söz. Biz de Mehdi öncüsü olduğumuz için bak Allah bize de ilham ediyor. Aynı Mehdi'nin kullanacağı sözü Allah bana da söyletiyor. Tevrat'ta bu. 3500 yıllık bilgi. 3500 yıllık bilgi. Hakikaten hiç haberim yok yani böyle bir şey. Ağamlar bu konuları bildikleri için ben bazı şeyleri doğal olarak konuşuyorum. Onlar da buna hayretle bakıp hüsnü zannediyorlar. Yani onlar çok şaşırtıyor. Çünkü 3500 yıllık bir gelenek bu, kimsenin bilmediği bir gelenek. Ya benim de bilmem mümkün değil. Daha yeni öğrendim. Hazreti Musa Tevrat'ta biliyorsunuz altın buzdağı manna hale getiriyor. Toz hale getiriyor. Beyaz bir toz. O tozun bir kısmını suya karıştırıp orada talebelerini içiriyor. Onlara görüş keskinliği veriyor. Bu vesile oluyor. Düşünce keskinliği. Hafıza keskinliği. Ve beyin gücünün olağanüstü artması gibi etkileri meydana getiriyor. Altın normalde sadece eriyor biliyorsunuz. Tozu olmaz altın. Yani suda eriyen bir tozu olmaz. Suda eriyen toz haline getiriyor. Bir kısmını denize savuruyor. Denizde balıklarla doluyor. Ve çok fazla bıldırcın gelmeye başlıyor. Yani Allah manlayı vesile ediyor olabilir. Mısır'dan çıkış 32 bab 1'e 6. Şerif nasılsın? Çok iyi hocam. Allah razı olsun. Şerif'in montuna bakabiliyor muyum? Maşallah. Aa, o da ağlıyor ya. Maşallah. Şahane bir şey. Yakasına bir daha bakalım. Yani çok çok acayip. Maşallah. Maşallah. Kulağın arkası biraz kırmızı diyor. Ben ya kaşıyınca kırmızı oluyor, ne yapayım? Ya kaşın üstünde işte saç. Bir sevgi etiketi yapalım. Diyelim ki, ne diyelim? Sevgisiz yaşanmaz diyelim. Evet. Dinliyorum Fikret Efendi. Hacettepe Üniversitesi'nde PKK yandaş öğrenciler Nevruz kutlamaları bahanesiyle kantinde oturan öğrencilere saldırdı. Saldırıya müdahale eden polis 21 öğrenciyi gözaltına aldı. Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde çıkan kavgada iki öğrenci kesici aletle yaralandı. Rektörlük iki gün süreyle üniversitede eğitime ara verildiğini duyurdu. Ellerinde sopalarla yürüyerek PKK sloganları atan öğrencinin görüntüleri de vardı videoda. Bakayım.
Polis bulması lazım. Çevik kuvvet bulması lazım. Bir de böyle komünist, terörist bir örgütü destekliyorsa o örgütün elemanı demektir. Gerekli hukuki işlem yapılması lazım. Evet. Hükümet bu konuda titiz davranması lazım. PKK'lı öğrenci okulun içinde ne işi var ya? Nami, dün de Eskişehir'de solcu gruplar tarafından tehdide maruz kalan AK Parti Gençlik Grubu lideri vardı. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca bu genci tehdit ediyorlar ve üzerine gidiyorlar. Kısa bir video da vardı konuyla ilgili. Bakayım. Tehdide maruz kalan genç bu sabah savcılığa gidip şikayette bulunmuş. Evet. İşte üniversitede polis bulunsun, söz müsün? Ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Orada polis olsa böyle bir şey olur mu? Dağ başı gibi olmuş orası. Bir acayip hal. Evet, dinliyorum. Ankara'daki terör saldırısının firari şüphelisi Vahit Ayçil'in amcasının işlettiği iş yerine vatandaşlar saldırdı. Dükkanın camları kırıldı. İş yeri sahibiyle vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Fotoğraflarda var mı? Yanlış işler. Çok anormal bir hareket. Adamın ne suçu var ya? Kim suçluysa onunla ilgilensinler. Annesi, babası, dayısı olmaz. Evet. Aşağıda kimler var? Kimse yok. Efendim? Kimse yok. İbrahim Bey nasılsınız? Çok iyi adam be. Allah razı olsun. Siz nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Evet. Thank you.
Rabbim maşyahı şimdi gönder. Çünkü bu halk beni dinlemiyor, kardeşinden başkasına malik olamıyorum. Hazreti Musa'nın tam sözü bu olduğuna inanıyor Museviler. O devirde. Yani Tevrat'taki görüş bu. Biliyorsunuz değil mi bu konuyu? Evet. Nasıldı bu konu? Hazreti Musa 3 kere Mehdi olmuş. Kur'an'da var ya halk. Evet. Onu dinlemediğinde bir şey söylüyor Hazreti Musa. Ne diyor? Kendim ve kardeşimden başkasına mukayyet olamıyorum. Evet. Olamıyorum. Evet. Evet. Rabbim Moşe'ye şimdi gönder çünkü bu halk beni dinlemiyor. Kardeşimden başkasına malik olamıyorum. Tevrat'taki hüküm de bu şekilde. Yani Musevilerin görüşü de bu şekilde. Moşe'ye yani Mehdi. Bunu bana anlat şimdi Tarkan ne anladığını. Kur'an-ı Kerim'i kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hazreti Musa Rabbim diyor ben kendim ve kardeşimden başkasına malik olamıyorum diye Allah'a yalvarıyor. Sizin de şimdi okuduğunuz gibi Tevrat'ta da Moşe istiyor Musa. Kardeşim kendim ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum diye söylüyor. Evet Rabbim Moşe'ye şimdi gönder. Şimdi gönder diyor. Evet. Çünkü bu halk beni dinlemiyor. Kardeşimden başkasına malik olamıyorum diyor. Evet. Musevilere, hahamlara Moşe'ye olduğundan şüphelendiğiniz kimse olursa ziyaretine gidin. Kutsal topraklarda da olsanız ona gidin. O çekingendir. Ona dikkatlice bakın. Gözünüzü Moşe'ye atan çekmeyin. O mutlaka önce konuklarından gözünü çekecek. Konuşurken gözlerine pek bakmayacak. Diyor. Çekingen birisidir diyor Moşe'ye için. Ama şüphelendiğinizde gidip mutlaka onu anlamaya çalışın diyor hahamlara. Tevrat kaynaklı bilgilerde. Evet. Kutsal topraklarda da olsanız ona gidin diyor. O çekingendir, ona dikkatlice bakın. Gözünüzü ondan çekmeyin. O mutlaka önce konuklarına gözünü çekecektir diyor. Konuşurken gözlerinize pek bakamaz diyor. Bakmaz diyor. Yani hahamlar geldiğinde öyle bir tavır gösterir diyor. Oradan da anlayabilirsiniz diyor. Yani alametlerinin biri olarak söylüyorum. Davut soyundan olacağını söylüyorlar. Ah severim ben senin güzelliğini. Gel. Maşallah. Evet. Hangi ülkedendi bu sevimler? Bir tanesi Ukrayna, bir tanesi Rusya. Tamam. Rusya, Ukrayna. Tamam. Очень, очень красиво, женщина. You and you. Ve and you. Maşallah. Çok terbiyeli. Ruslar çok güzel ahlaklı ya. Biraz Türkçe biliyor Anastasya. Anastasya evet. Çok az. Maşallah. Fransız öğretmeniymiş. Evet. Maşallah. Üşüyorsa kapıyı kapatalım. If you are cold, we can cover. Evet daha iyi olur. Tamam kapatalım. Tercümeyi verebilir miyim? Çalsın. Anna, my princess. You. You are princess. Yeah, princess. Rusya'da nasıl princess? Prensesa. 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 İşte boyama çok güzel bu boya maşallah. O da çok güzel. Ama Anna tabii bir. Anna daima bir.
Evet, dinliyorum. Adana'da PKK yandaşlarının izinsiz gösterisine katılan ve polise taş ve molotof atan 28 yaşındaki Mehmet Avcı hakkında 29 yıla kadar hapis cezası sistemiyle dava açıldı. Terörist olmadığını, eylemcilerden birinin ricası üzerine taş attığını söyleyen Avcı, nezle olduğu için de yüzünü maskeyle kapattığını öne sürdü. Of, of, of. Behe seç, he dağıt. Gaflet döneminde Mehdi'nin çıkacağı Musevilerce inanç olarak biliniyor. Evet, dinliyorum. Daha önceki yayınlarda silahlı kuvvetlere alınmasını tavsiye ettiğiniz silahların alımı için harekete geçirildi. Fotoğraflarla birlikte haber okumak istiyorum. Şehir çatışmalarında asker ve polisin operasyonel gücünü artırmak için corner shot türü silah alınmasına karar verildi. 62 derece dönerek ateş edebilen silahlar Güneydoğu bölgesindeki çatışma alanlarında kullanılacak. İlk partide 200 adet satın alınacak olan corner shot tipi silah, PKK terör örgütünün şehir yapılanmasına karşı yürütülen operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerinin kullanımına verilecek. Ayrıca uzaktan kumandalı bir sistemle ihraç ediliyor. Özelliklere ve kullanım alanına göre SARP, STAMP, STOP ve muhafız adını alan sistem üzerinde lazer mesafe ölçer, uzun menzile ve yüksek hassasiyete sahip termal ve gündüz kameraları bulunuyor. Ne diyorsak oluyor. Maşallah. Bunu hükümete tavsiye etmiştik. Ya bu tip silahları. Evet. Caydırıcı çünkü. Yani insanlar vurulsun ölsün demiyoruz ama caydırılması için bu tip silahlar önemli. Yarın aram.
aşkın kabahat yok. Sevmeseydim keşke. Bir de seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi, inan ölüyorum dedi, vah vah vah. İş verip düğünü ortada koydu, aşkıma kıydı, vah vah vah. Bir de seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi, inan ölüyorum dedi, vah vah vah. İş verip düğünü ortada koydu, aşkıma kıydı. Tarkan, garip garip tebessüm ediyorsun. Ne oldu? Oyuna kalktı. Evet. Balıklama mutfağı daldı. Herhalde oralarda bir gezindi, bir şey de bulamadı, geri geldi. Nasıl yorumluyorsun bu olayı? Seni hazırlık yapmış. Olabilir, evet. Moşia koku algısı da hüküm verebilecektir. Sanhedrin 93'e B. Yani tabii orada bir ima var. Çöpçüler
Duygusal bir yüz ifadesi. Sevmek çok zormuş. Sevmemek çok zor. Çok zor. Sevdim ama sevildim mi? Bilemiyorum. Ağlamak çok zor. Ağlamamak çok zor. Ağlayamamak çok zor. Her gün seni kaderimde. Fikret Bulun'da hanımıyla dans eder. Evet, dinliyorum. Bazı canlıların yavrularıyla olan resimlerinden gösterebilir miyim? Evet. Karton film gibi hepsi. Acayip şekerli. Anne gezdiriyor. Evet. Bakın, kulun başarılı olacak, üstün olacak, el üstüne tutulup alabildiğine yükselecek. Yeşaya 52:13. Moşe için. Musevi inancına göre Hazreti İbrahim ve İshak'tan da üstün Moşe. İbrahim ve İshak'tan üstün olacak ve çok yükseklerde Meot seviyesine yerleşecek. Bu Adem, Musa ve Davut'un baş harflerinden meydana gelir diyor. Piraye hoş geldin. Gel. Badem şekeri gel. Sen Beril'e de bir sandalye getirin. Evet, onu getir, onu da yanına koy. Beril gel. Nasıl arkadaşların, güzel mi? Harikalar, güzeller.
Your name is badem şekerim. Yine Tevrat kaynaklarında Moşe için Adem ve Musa'nın hikmetini aşacağı söyleniyor. Yoksulları adaletle yargılayacak. Yeşaya 11'e 4. Yoksullara yardım edecek Moşe'ye. Evet, dinliyorum. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, PYD ve PKK tam olarak aynı şeydir diyen Mesut Barzani'ye yanıt verdi. Toner, PKK'nın yabancı terör örgütü olduğu yönündeki politikamızın arkasındayız. Bunu geçtiğimiz aylarda da belirttik. PYD ya da YPG, DAEŞ'e karşı birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ancak Türk vatandaşlarına yönelik düzenlediği terör saldırılarını kınıyoruz dedi. Mark Toner. O şahsın Türk olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ki çok iyi. Yani. Toner mu, Tanır mı ismi? Soyadı. Tanır. Tanır. Evet. İsmini merak ediyoruz. Onu kaldıramazsınız. Evet, devam edin. Brüksel'deki patlama Avrupa ülkelerinde büyük korkuya sebep oldu. Bir havayolu şirketinin 25-28 Mart tarihlerindeki tüm Brüksel seferlerinin iptal edildiği, 156 uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Bu havayollarına bağlı pek çok havayolu şirketi de uçuşlarını iptal etti. Sen bir eylemle böyle netice alıyorlarsa durum vahim. Mehdi'den başka çözüm yok. İnşallah. Evet, dinliyorum. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, aralarında partinin kurucu üyelerinden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın da bulunduğu dört ismin ihraç edildiğini duyurdu. Yaşar Allah'u Yakış, alem diyoruz tabii. Evet. Yaşar Yakış, Rus uçağının düşürülmesini ve Beşiktaş'a asker gönderilmesini eleştirmişti. Uçağın düşürülmesiyle ilgili özür dileriz, biz hakikaten bunu tehdit olarak algılamıştık deyip tonun düşürülmesi istikametinde çaba sarf edilirdi demişti. Yaşar Hocam. Evet. O da bir görüş fikrini ifade edebilir. Ama partiden atılmasını gerektirecek bir şey yok. Yani konuşan partiden atılırsa olmaz. Konuşsun. Yaşar Hoca bayağı efendi, aklı başında bir insan. Hakikaten ufku geniş. Geniş düşünen bir insan. Ama konuştu diye partiden atmak olmaz. Fikrini söylesin. Ne var onda yani? Evet, dinliyorum. Haberi devamlı okuyabilir miyim? İhraç edilen diğer isimler Adana Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, Ankara Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan. 27 Kasım 2015'te Zaman Gazetesi'nde yazmaya başlayan Yakış, gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak suçlamasıyla partiden ihraç edildi. Sebep. Ne dedi? Bir daha da bakayım. 27 Kasım 2015'te Zaman Gazetesi'nde yazmaya başlayan Yakış. Yakış Hoca Zaman'da mı yazmış? Evet. Gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak suçlamasıyla partiden ihraç edildi. Ama nerede yazdıysa yazsın ya. Yani iyi bir insan Yaşar Hoca. Ne gerek ya? Gülen camiasına yakın mı Yaşar Hoca? Öyle mi biliniyor? Değil Allah'ım. Orada muhalefet yapıyor. O zaman ellemesinler uçuyor ya. Bir şey yok yani. Hoca konuşsun. İyi bir insan. Evet, dinliyorum. Wall Street Journal yazarı olan, neokonların akıl hocalarından biri olarak kabul edilen Michael Rubin, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri darbeyle görevinden indirilmesi gerektiği konusuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Asker öyle bir şeye yanaşmaz. Askeri ne kadar kolay görüyorlar. Sanki onların emir eri, haşa. Onlar isteyecek, askeri de darbe yapacak. Hadi oradan diyoruz, hadi oradan. Erdoğan'ın kontrolden çıktığını, muhalifleri hapse attırdığını, gazeteleri kapattığını iddia etmiş. Yok canım, olur mu öyle şey? Kanun var, hukuk var. Üst mahkemeler var. Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'nde feshetmekle tehdit ettiğini ileri sürmüş. Ha yok, o olmaz.
Olmaz yani, o çok acayip bir şey olur. O zaman hakikaten bir acayiplik var diye düşünürdü insanlar. Öyle şey olmaz. Mahkemeler hür. İstediği gibi karar verirler. Ah benim canım, ne kadar güzel huylu bu, maşallah. Çok güzel insan. Sen de çok güzelsin. Ve piraye de. Teşekkür ederim. Siz çok yakışıklısınız. Ve badem şekeri de. Ve Belil Hanım da. Siz muhteşem yakışıklısınız ve bugün çok şıksınız. Maşallah. Marco Rubin bir de Erdoğan'ın halifeyi andıran saraylar yaptırttığını, hatta bir de uygunsuz bir ifade de kullanmış. Nasıl uygunsuz? Hakaret mi yani? Evet. Olmaz. Tayyip Hoca'ya daha sıkı sahip çıkalım. Onu devirmek istiyorlar benim gördüğüm. Bir de orduyu kendi emirlerinde zannetmeleri çok kızdırıcı. Ordu bunlara ne der belli. Biz de hadi oradan diyoruz. Evet, dinliyorum. Türkiye'nin büyük sel saldırganlarından birini geçen yıl iki kez sınır dışı ettiğini ve saldırganın isteğiyle Hollanda'ya gönderdiğini açıklaması Lahey yönetimini zor durumda bıraktı. Şu anda Hollanda'da en büyük parti olan PVV'nin lideri Erdoğan dünkü açıklamasını Twitter üzerinden paylaşıp eğer bu doğruysa o zaman Başbakan Rutte istifa etmeli görüşünü dile getirdi. Bir daha söyle bakayım. Türkiye'nin büyük sel saldırganlarından birini geçen yıl iki kez sınır dışı ettiğini ve saldırganın isteğiyle Hollanda'ya gönderdiğini açıklaması Lahey yönetimini zor durumda bıraktı. Şu anda Hollanda'da en büyük parti olan PVV'nin lideri Erdoğan'ın dünkü açıklamasını Twitter üzerinden paylaşıp eğer bu doğruysa o zaman Başbakan Rutte istifa etmeli görüşünü dile getirdi. Lahey şehrinin ismi nereden geliyor biliyor musunuz? Şimdi öğreneceğiz sana. Ama araştırman gerekiyor. Benden öğrenemem. Evet. Arkadaşıyla iki Türk vatandaşı o bölgeye gidiyor. Hani birbirine la diye hitap ediyor. La buraya gel, la şuraya gel falan. La hey diyor ben ona. Yani şehri görünce şaşırıyor, anladın mı? Hey biliyorsun bizim Türklerin kullandığı bir kelimedir. La hey deyince o orada kalmış. La hey. İnanmadın herhalde. Gökhan günaydın. Aleyküm selam. Gezmeden mi geliyoruz? Ya şöyle bir tur attık temiz hava. İyi, güzel. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk gelen bilgilere göre bir askerimiz şehit oldu. Bu alçaklara karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Her an her şeyden şüphe eden, müthiş teyakkuzda olan bir politika izlenmesi gerekiyor. Allah rahmet etsin aslanımıza. Ya bu alışveriş merkezlerinden çekinmenin bir alemi yok. Herkes istediği gibi gitsin. Evet dinliyorum. Mehmet Bey. Nereye hayırlısı yolculuk? Daha iyi diyor sonrası. Tamam hadi bakalım. Evet. Sebahattin Zahim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bülent Arı daha önce şu sözü söylemişti. Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede demişti. Buna bir açıklık getirdi. Cahilliği önmek değildi amacım. İfade etmek istediğim halkımızın olayları değerlendirirken gösterdiği derin ferasetidir. Anadolu insanın alim olmayanlarının da arif olduğu ve irfanının cehaletle özdeşleştirilemeyeceğini ifade ettim dedi. Ayrıca üniversitesine zarar gelmemesi için görevinden istifa ettiğini belirtti. Ne gerek var ya? Gayet rahat olsun. Konuşmak suç mu? İstediği gibi konuşabilir. Don't bust your head.
Kafa ütüleme tarzında mı? Şu an benle bir
Eliyah ile Rebi Şimon mağarasının girişinde karşılaştı ve sordu. Moşiyah, Mehdi ne zaman çıkacak? Bak, 3500 yıllık bilgim. Eliyah dedi ki, git kendisine sor. Onu nerede bulabilirim? Moşiyah soruyor, nerede bulabilirim? Romalı'nın, bak Roma'nın kapılarına gidip onu ara diyor. İstanbul'un kapılarında. Roma o zaman İstanbul. 3500 yıl önce. Roma'nın kapılarında ara diyor. Tehilim 95'e 7, Sanhedrin 98'e A. Evet, dinliyorum. Bir video gösterebilir miyim adam? Evet. Bayağı şeker bir şey. Vay deli var. Allah'ım gıcık oldu onlara. Kiplerini beğenmedi onlar. Böyle kabadayı görünmemiş ya. Onu doldurma oraya ya. Hayır, hadi yavrular gelin. O zor olur. Kaldır onu. Helal olsun. Mahallede yabancı adam istemiyor. Evet. Üçüncü tapınağı Moşiyan yapacağına inanıyor. Musefiler, yani Mehdi'nin. Üçüncü tapınak. Son kere yapılıyor. Evet Fikret, dinliyorum. Yazılarınız hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet. 1845'ten beri yayınlanan Malezya'nın en köklü İngilizce gazetelerinin başında gelen New Straits Times gazetesinde İslam coğrafyası ve kalite başlıklı makaleniz yayınlandı. İslam'ın sunduğu kaliteyi bütün dünyaya göstermek, kaliteler üstü kaliteli olmak bizim sorumluluğumuzdur. Ayrımcılık, düşmanlık, savaş kavramlarını yok ederek dünyaya uzlaşı ruhunu getirebilmenin en birinci şartı bunu asıl olarak kendi toplumlarımız içinde yaşamaktır. Üstün kalite anlayışı bu yüzden gereklidir. Her şeyden önce bu Rabbimizin isteğidir diyorsunuz yazınızda. Maşallah. Amerika'dan yayın yapan haber portalı News Rescue'da YPG'yi desteklemek Amerika için tarihi bir stratejik hata başlıklı yazınız yayınlandı. Amerika'nın Suriye'de kimlerle aynı safta durduğunu yeniden değerlendirmesi ve komünist bir terör örgütünü güçlendirmenin nasıl felaketlere yol açacağını görebilmesi gerektiğini anlatıyorsunuz. Amerika merkezli Jefferson Corner sitesinde terörle mücadele doğru yolda mı? Başlıklı yazınız yayınlandı. Önce misafirlerden başla. Yazınızda 11 Eylül saldırısıyla birlikte Amerika'nın ön ayak olduğu ve son zamanlardaki terör olayları nedeniyle daha da tırmanışa geçen yanlış terörle mücadele yöntemlerini eleştiriyorsunuz. Terörün topla, tüfekle, bombayla yok edilemeyeceğini, bunun ancak radikalizme karşı Kur'an'a dayalı İslam'la mümkün olabileceğini ifade ediyorsunuz. Bosna merkezli haber sitesi Cazinet'te savaşların sebebi din midir? Başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazıda savaşların durmasının tek yolunun dinler ve dinler arası ittifak olduğunu, eğer gerçekten barış isteniyorsa dinlerin özünü savunan gerçek barış insanlarının söylemlerine dikkat verilmesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Dünya gündeminde yer alan haberleri Hindistan'daki okuyucularıyla buluşturan The Hands India haber sitesinde İslam dünyasında kabile kültürü altında ezilen kadın başlıklı yazınız yayınlandı. Yazınızda Kur'an'da soykuruculuk, ataların dini gibi tanımlarla işaret edilen kabile kültürünün yüzyıllardır İslam dünyasında kadının ezilmesinin en temel nedenlerinden biri olduğunu belirtiyorsunuz. İslam ülkelerinin büyük bölümünde siyasi ve sosyal hayata hala hakim olan kabile kültürünün taassup ve bağnazlığında kökeni olduğunu ve bu ilkel, vahşi ve karanlık kültürün etkisinden ancak Kur'an'ın özüne dönerek kurtulmanın mümkün olduğunu anlatıyorsunuz. Her ay 500 bin kişiye ulaşan farklı kesimlerden okuyucu kitlesine sahip İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve İsveççe yayın yapan NBC Times sitesinde Müslümanlar ve Hristiyanlar aynı Allah'a mı inanıyorlar? Başlıklı yazınız yayınlandı. Yazınızda üçlemeye inanan tüm Hristiyanların vicdanlarına seslenerek Allah'ın birliğinden bahsediyorsunuz. Allah'tan başka ilah olmadığını delilleriyle anlatıyorsunuz. Merkezi Almanya'da yer alan Burma ile ilgili gelişmelere yer veren haber sitesi Burma Times'ta 21. yüzyılın yüz kızartan tablosu Çocuk Askerler başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda savaşlarda ölen ve başkalarını öldürmeye zorlanan, yaralanan, ölüm tehdidi altında başkalarını yaralayıp sakat bırakmak zorunda kalan tüm çocukları kurtarmak için çeşitli çözümler sunuyorsunuz ve her şeyden önemlisi ülkeler arası çatışmaların sebeplerini ortadan kaldırmak için ortak bir sevgi dili oluşturulması
ve askeri yöntemler yerine sorunların sevgi temelli diplomasiyle halledilmesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Son olarak siyasette alışılmadık bir kavram sevgi başlıklı makaleniz. Azerbaycan'ın çok okunan haber siteleri Bakü Haber, İnternet TV AZ, Hafta Haber, İnformasiya Portalı, Hoca TV, Kanun ve İçtimaiyat, Günün Haberi, Azeri Info, Haberci Info sitelerinde yayınlandı. Maşallah. Maşallah. Ne güzel. Azerbaycan'da ve geniş çaplı çalışma. Evet. İsrail olan Yehuda kavminden Süleyman biliyorsunuz yapmıştı. Süleyman'ın soyundan aynı zamanda Davut. Yani Davut oğullarından, Moşiyah da Davut oğullarından geliyor. Davut'tan sonra gelen peygamberleri bana ezberden söyleyeceksiniz. Yani genel olarak hepsini bileceksiniz inşallah. Açılım, çözüm bilmem ne falan yok bunlar. Doğrudan PKK'nın kafası ezilecek ve konu bitecek. İnşallah. Hepsi hapse. İnşallah. Avrupa'da ve Türkiye'de insanlarda bir panik havası oluşmuş. Bu gidişin arkasında ne olur diyor. Olay Mehdiyet'le bağlantılı işte. Mehdi'nin zuhuruyla huzur, bereket, rahatlık her yeri saracak. Avrupa'yı da saracak, her yeri saracak. Çok yoğun yaşıyor şu an parçayı. Evet. Fikret yaşıyor. Başka bir atlattığını seviyorsun. Sak, atmamıştır. Fark ettin. Fark ettin.
Tedirgin gözlerle bakıyorum. Fıkıh anlatmakla insanlar iman etmez. Hocalar yanlış biliyorum. Hoca var ya hiddetleniyor televizyonda falan. Onlarla insanlar iman etmez. İslam'dan insanları uzaklaştırırlar bu kafayla. Yanlış biliyorlar. Yani biraz Kur'an okuruz, fıkıh anlatırız, adam iman eder diyor. Öyle bir şey olmaz. İman hakikatlerine anlatılması lazım. Kur'an mucizelerine anlatılması lazım. Bilimsel yoldan konuların açıklanması gerekiyor. Hem aklın hem kalbinin ikna edilmesi gerekiyor. Evet Fikret, dinliyorum. Adam az önce yanımızda bahsetmiştik. Diyarbakır'da bir saldırı oldu diye. O saldırıda karakola bomba yüklü araçla teröristler saldırdılar. 1,5 ton bomba yüklü araç. 3 asker şehit oldu. 22 asker yaralandı son bilgilere göre. İşte karşılığını çok iyi versinler. O öyle olmaz, böyle olur tarzında. Hepsini tutuklasınlar, hepsini yakalasınlar. Hepsini hapse doldursunlar. Üniversitedeki komünistleri de, terörist komünistleri. Yani hır duran adama değil, terörist olanların hepsini içeri. Evet. Dinliyorum. Dubai Ünsal tatile gittiği yerde boynunda haç olan bir kolyeyle resim paylaşınca takipçilerin tepkileriyle karşılaştı. İnsanlar biz sizi Müslüman biliyorduk, Hristiyanlığa mı geçtiniz, o haç ne şeklinde mesajlar bıraktı. Fotoğrafta vardı. Bakayım. Tuğba Ünsal. Tuğba'nın başka resimleri var mı? Şu an bir tane vardı ondan benim. Başka göndersinler. Tamam. Evet dinliyorum. Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerine eleştiri yapılması talebinde bulundu. Ana muhalefet partisi olarak her şeyi tam yerinde yaptık diye bir şey söylersem bu doğru olmaz. Eksikliklerimiz, yanlışımız da olabilir. Hangi konuda neler yapmamız gerektiğini söylerseniz mutlu olurum. Darwinizm konusunda. CHP'de Darwinizm yaygın. Darwinizme inanç. Yanlış bir felsefe. Bunun doğrusunu öğrenmeleri için onlara kitap gönderelim. Yarın biraz gönderin CHP Genel Merkezi'ne. Bu bela. Yani komünizmin kökenidir Darwinizm. Evet dinliyorum. Yüksek işsiz, pardon. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF dünya çapında 7 yaşından küçük 87 milyon çocuğun çalışma bölgelerinde yaşamak zorunda kaldığını açıkladı. Yani çocuklar öldürülüyor. O çalışmadan bahsediyor. On binlerce, yüz binlerce çocuk öldürüldü savaşta. Bombalandı, yakılarak öldürüldü. Şehit edildi. Asıl onun üstüne dursun. UNICEF olan kişiler. Evet dinliyorum. Adamın Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında bulunan piramitlerin etrafındaki güvenlik kameraları 14 Aralık 2006'da garip bir olayı kaydettiler. Güneşin 15 dakika boyunca maviye döndüğü gözüküyor bu görüntülerde, resimlerde var. Göreyim. Bu mavi güneş olayı bugüne kadar sadece 5 kere yaşandı. Güneşteki bu renk illüzyonuna yangınlarda görülen yağ damlalarının sebep olduğu düşünülüyor. Yağ parçacıkları düşük buhar basıncına sahip oldukları için rüzgarlar sayesinde çok kolaylıkla uzaklara taşınabiliyorlar. Mısır'daki mavi güneş olayı sırasında da gözlemciler mavi güneş görüntüsüyle birlikte yangın izi de gözlemlemişler. Evet tamam. Oluyor demek. Tuba Ünsal'ın diğer resimlerini sormuşsunuz. Bakayım. Ha, şu haliyle tanıyorum. Evet. Ama öbür hallerinden tanıyamıyorum yani. Hiç benzemiyor. Şu halini biliyorum. Evet. Ya süslü olsun diye takmıştır yani öyle haç anlamlı takmamıştır. Yani her çarpı işareti haç anlamına gelir diye bir şey yok.
Yani dini bir sembol olarak kullandığını zannetmiyorum. Evet, dinliyorum. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre dünyada en çok ateistin yaşadığı ülkenin Çin olduğu ortaya çıktı. İlk defa Norveç sıralamanın başlarında yer almadı. Çin'den sonra Japonya geliyor. Araştırmaya göre Türkiye'deki inançsızlık oranı da %4'ün altında. Maşallah. Darwinizm yerle bir olunca imanda müthiş yükselmiş. Evet, dinliyorum. Yüksek işsizlik nedeniyle hükümetin yeni tasarısını kabul etmeyen Fransızlar yürüyüş yapmak istedi. Polis engel olmak isteyince çatışma çıktı. Göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale eden polislere bira şişeleriyle karşılık verildi. Türk polisinin eylemlerdeki tavrını aşırı bulan Fransız polisi protestolara daha sert bir tepki verdi. Bu taraflarda var mı? Bakayım. Fransız polisi, evet. Özellikle Fransız gizli servisi çok acımasızdır. Dinliyorum. Güzel çiçek resimleri gösterir mi? Göreyim. İnsana müthiş zevk veriyor güzellikler, maşallah. Bak şu süse bak. Bunun tesadüfi açıklamaları çok çok münasebetsiz bir izah. Her yerde Allah'ın mührü görülüyor. Yaratılış mührü. Her yerde. Çocuklarda, çiçeklerde, bitkilerde. Her yerde aynı akıl. Aynı düzgünlük, aynı güzellik. Aynı letafet, aynı kalite. Başkanımızın şehadetinin yıl dönümü. Allah kanı gönlü rahmet etsin. İnşallah. Allah ailesine, sevenlerine uzun ömür nasip etsin. Bir cinayet sonucu şehit edildi. Araştırılmadı. Ama zamanı gelince bu tespit edilecek. Zaman da geliyor. Well, you play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell. Cubans at the floor. They drive along the pipeline. They tangle till they're sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of bed of all the Ve bu gece İsveç-Türkiye milli maçı vardı. Maçta tüm seyirciler Türk bayrakları, Mehter Marşı ve Vatan Bölünmez sloganlarıyla PKK terörüne karşı tavır gösterdiler. Videosu da vardı. Kazanıyoruz. Atatürk'e 18 yıl sonra dönemiyoruz.
ve milli takımımız bazı iki maçını kaybetmiş haftalarda üçüncü maçını Antalya'nın üçüncü maçını kazanmayı başardı. Güzel. Futbolcular da maça vatan bölünmez pankartıyla çıktılar. Onda fotoğraf var. Aslan onlar maşallah. Kapıyı kapatalım çocuklar donmasın. Ender Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok şükür. Allah'a şükür. İyiyim. Videosu var adamlar değil mi? Bakayım. Ya bize bir 10 dakikada emanet versene de bir sevsek bunları. Bizim Sarman buralarda mı? Dün aradık bulamadık. Bulup yetişsen sen onu. Ya birisi getirsin. Ama dikkat edin. Pençe falan atıyormuş herhalde. Evet. Var mı öyle bir huyun? Bazen de evet. Hı? Selam üstadım. Geçen gün paralel evreni anlattınız. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Böyle başka sırlı olayla heyecanı bekliyorum. Evet ben de bilmiyordum. Kur'an'da açıkça geçiyor. Evet dinliyorum. HDP'li vekiller 19 Mart'ta Hakkari'de PKK'ya karşı güvenlik güçlerinin kimyasal silah kullandığını iddia etmişti. Murat Karayılan bu iddiayı yalanladı. Yüksekova hakkında yayılan kimyasal silah kullanıldığı haberi doğru değildir ifadelerini kullandı. Kimyasal silah niye kullanmışsın canım Türkiye? Aklı başında bir ülke. Ne zor yani. Hayır neyi halledemedi de kimyasal silah gerek duysun yani. Bir gülüşe razıydım. O bir
Sizde şattım yek geldim. Gel lan koca ayı. Ulan kepazeliklerin adamı göster şunu. Senin adın Sarman. Ve olay çıkartmandan ünlüsün. Sarman hadi gidiyorsunuz. Meşhur oldun daha ne istiyorsun? Tamam hadi git. Dün kepazeli çıkarttı. Gitmeyeceğim diye. Tek kelimeyle açıkladı. Mao dedi. Anladık. Normalde hiç göz göze gelmiyor. Hiç. Asla. Ancak çok işi düşerse, mecbur olursa o zaman göz göze gelip rica ediyor. Güzel mi kedim? Tam bir ayı o. Leş gibi yağmur mu yani? Evet, evet, evet. Kararmış.
İyice pasaklı olmuş. Gitmemeye direniyor. Hazır gelmişken. Onun en büyükleri şu koltuklara falan bir oturup burada sohbet dinlemek. Evet dinliyorum. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadžić için katliama rıza gösterdiğine karar verdi. Bosna Savaşı sırasında soykırım ve insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere işlediği 10 ayrı suç dolayısıyla Radovan Karadžić 40 yıl hapse mahkum edildi. 40 yıl yani. Herhalde cenazesi çıkar oradan tahmin ediyorum. 40 yıllık ömrü olmaz. Bu vicdan azabıyla. Tabii duyuyorsa vicdan azabı. Aslında bir deccal hükmünde olduğunu Allah gösterdi. Evet. Kan dökücü ve zalim. Yani deccal kan dökücü anlamında. Oy kemençe kemençe, neredeydin dün gece? Alır seni parçalarımı, eğlencesin eğlence. Alır seni parçalarımı, eğlencesin eğlence. Hadi yavrum yandan, severim seni candan. İki gönül bir olmaz, ya ondan geç ya benden. Hadi yavrum yandan, severim seni candan. İki gönül bir olmaz, ya ondan geç ya benden. Hadi yavrum yandan, severim seni candan. İki gönül bir olmaz, ya ondan geç ya benden. Hadi yavrum yandan, severim seni candan. Göstermiyorlar. Konuştuğunuzda dahi bu akşam hala düzgün daha göstermediler. Lütfen rejiye fırça atın diyor. Gökçe Bayındır. Var mı burada bir fırça atayım kafalarına? Ama yok olmaz. Öyle bir şey olmaz. Yani haklılar. Evet, evet. İşte bak benim güzelim çok güzel. Israrla Fikret'i göstertiyorsunuz. Ama siz de jilet gibi yakışıklısınız. Çok güzel maşallah. 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 Ve Anna Sultan. O bizim, benim kraliçem o. Güzeller güzeli o. Rusya'nın en güzel kız.
Ruslarından. Evet. Birincisi dersek Rus olamam burada. Nasıl? Diyemeyiz çünkü burada gelen Rus olamam. Evet. Dinliyorum Fikret Efendi. İlginç. Hayvan resimleri gösterir mi? Evet, göreyim. Şeker. Kulaklarında falan ben yerim bunun gagasını falan, patisini de ısırırım ben bunu. Annenin şekerliğini görüyor musun? Eşek sıfası şart. Bir tane alalım. İkisi de aynı renk, çok şahin olmuş. Hayvanlar çok şeker varlıklar yani. Bir arkadaşımıza benziyordu, beyaz gibi. Evet. Oo, ders var herhalde, çok güzel. Maşallah. Hep Allah'ın lehinde düşünülür. Dinin lehinde düşünülür. Yani Müslüman aleyhte analiz yapamaz. Mutlaka aleyhte. Yani hep üstü zanneder. Ama küfür içindeyse yahut ateistse o şekilde düşünüyor olabilir. Araştırıyordur. Ama mümin iman ettikten sonra olmaz. Sürekli üstü zan, sürekli güzel düşünecek. Kıskanılmaz. Değil mi? Akıl kıskanılmaz, kültür kıskanılmaz.
okulu, görgüsü, kültürü kıskanılmaz. 3-5 yabancı dil bilmesi, kolej mezunu olması, üniversite mezunu olması, güzel gösterişli olması haset sebebi değil, bilakis değil mi? Gıpta edecek, ne güzel diyecek. Allah bana da versin diyecek. Haset ederse olmaz. Haset ederse akılsızca hareket etmiş olur. Yani boyunu kıskanıyor. Ameliyatta boyunu uzatmış diyor. Ya, insaf artık. Ameliyatta diyor belini inceltmiş diyor. Ya nerede görülmüş böyle bir şey? Öyle bir şey olsa sen de yap da görelim. Sen niye bekliyorsun sen? Ya çok kolay bir şeymiş gibi ya. Sanki macun. Öyle bir şey yok. Ya yoksa yoktur adamda. Kedi mi? Evet, kıskanmaya gerek yok. Adam bizim manevi güzelliğimiz sizin vesilenizle inşallah. Vesile oluyoruz tabii ki. Evet. Hocam, kedilerin kötü varlıkları kovduğu yönünde rivayet var. Bu doğru mu? Kedilerin cinlerle bağlantısı olabilir mi? Gediz Nuh. Yok ya, cinlerle onlar bir anlaşır. Öyle bir konu olmaz. Cinler sever kediler. Kedileri cinleri sever. Niye rahatsız olsun? İnsanları da severler. Yani cin kötü bir varlık değil ki. Bir kedi var Adnan Bey. Suriyeli aileyle birlikte bombardımandan kaçmış. Resmi de var. Sonra da mülteci kampında çadırda kalıyormuş şimdi. Vay dombili va. Yaklaştır bakayım. Dehşet içinde bakıyor. İyi kurtarmışlar, çok iyi olmuş. Ya boğazındaki biraz fazla sıkmış var. Biraz açsalar iyi olur. Burunları ameliyat diyor. Ya kardeşim, çocukluk resmi var. Facebook'larında baksana. Ameliyatsa çocukluğunda nasıl oluyor? 3 yaşında mı ameliyat olmuş? Yani insaf, bu kadar kıskançlık olmaz. Dudağı neyse 3 yaşında aynısı. Burnu 3 yaşında neyse aynısı. Yani silikon olanlar var ama modellerde oluyor, gelen modellerde. Gayet normal. Ama benim kız arkadaşlarımda öyle bir şey yok. Gayet iyi biliyorum ben, eminim yani. Etiketimiz 8 numaralı. Hocam, ayaklarınız kaç numaralı sizin? Çalacağız. Bari boşa gitmesin. Olmaz falan diyor. Yok Kenan, öyle bir şey yapma. Sen ne yapsın? Ama camilerde hakikaten çalıyor ayakkabılar ya. Biz camide başına adam korduk ya. Hakikaten çalıyorlar. Şimdi anahtar sistemi, birçok yerde anahtar sistemi var. Kilitleyip anahtarı yanınıza alıyorsun. Ha, o iyi o. Çok iyi. Değil mi? Kamil İman kitabınızı okuyorum. Okudukça kendimin birçok konuda eksiklikler olduğunu fark ettim diyor. Banu Köksal. Ya bu konularda böyle heyecanlanıp, ümitsizliğe kapılarak, sıkılarak falan değil. Yapabildiği kadar, kaderinde olduğu kadar. Yani telaşa gerek yok. Adnan Bey, Allah'a inanıyorum fakat hayatımı istediğim gibi yaşamak istiyorum. İstediğinden çok daha iyi yaşayabilirsin İslam'da. Yani zannettiğin gibi hiçbir yasak yok. Her türlü nimet mubah. Sapıklık, ahlaksızlık yasak. O kadar. Ya mahrum olacağın hiçbir şey yok. Sadece zehirden, kötülükten mahrum olursa olmuş olur da zaten bir kurtuluş. Evet. Mahrumiyet değil, kurtuluş o.
Hocam zayıflamak istiyorum. Bir türlü irade gösteremiyorum. Psikolojik olarak çok yeniliyorum. Dua et Allah'ım. Ya Rabbi zayıflamak istiyorum de. Bir de tatlı yeme. Tatlı hiçbir şekilde yeme. Yani bir tane bile olsa tatlı yeme. Bir ekmek yeme. Hamur işi yeme yani. Et, sebze ye istediğin kadar. Bir yarım saat yürüme iyiyim. İyi olur. 20 dakika bile olsa olur. Yani. Evet dinliyorum. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Şükrü Sinan Gürel aracılığıyla Türkiye'ye mesaj gönderdi. Mesajında kardeş olmaya mecburuz dedi. Esad söylediğimi söylesin bak kurtulacak. Evet. Defalarca söyledim bak buraya en yakın adamını da gönderdi buraya bana. Mahsun o gelen. Esad'ın en sevdiği en güvendiği insan. Ben 50 kere söyledim. Dedim ki bak bir Mehdi'yi savun. Bak söyleme. Mehdi'yi bekliyoruz de. Bağnazlığa karşıyım. İslam'ın hakim olmasını istiyorum de. Bunu da kurtulacaksın dedim. Çekindi. Öyle dedi derler dedi. Ya sen çekilmesi var mı? Ülken battı artık. Artık olacağı kadar olmuş. Dibe vurmuşsun. Bunu söyle. Gene söyle. Yani. Şu anda da söylesen kurtulursun. Evrimci Lucy. Anlam Bey, Taksim'deki fosil sergisinde olan olaylardan sonra daha Taksim'de öyle bir faaliyette bulunmadınız. Bunun nedeni ne acaba? Yoksa hiçbir şeyden korkmayan, sizi korkutan bir şey mi var? Evrimci Lucy. Ondan sonra 3 kere Taksim'de sergimiz oldu. Evet. Sen o Taksim'e gelmemişsin oralara. Evet. Seni biz oraya davet ederiz. Bundan sonra isimlen gelirsin. Her zaman oluyor. Evet, dinliyorum. Saraybosna'nın önemli sembollerinden Vijegnika Kütüphanesi. Ankara ve İstanbul'daki terör saldırıları sonrası Türkiye'ye destek olmak amacıyla Türk bayrağıyla ışıklandırıldı. Fotoğraf da var. Bir daha göreyim, duyayım. Haber oku. Saraybosna'nın önemli sembollerinden Vijegnika Kütüphanesi. Ankara ve İstanbul'daki terör saldırıları sonrası Türkiye'ye destek olmak amacıyla Türk bayrağıyla bu şekilde ışıklandırıldı. Şahane olmuş. Maşallah. Bu gece de yayınımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı geceler diyoruz inşallah.